Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golva.com'un ve Kayseri Zulümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dünya Kupası sürüyor, sürerken sürpriz sonuçlar da türemeye başlıyor. Dünya Kupası başlamadan önce benim çok net 3 tane favorim vardı. Hatırlayın, Brezilya, Fransa ve İngiltere şeklinde 3 tane favorim vardı. Birçok arkadaşım Arjantin şu bu falan filan dedi ama ben hani gruptan çıkarlarsa şükredin dediğimde gülen arkadaşlar bugün bana diyorlar ki meraklıymışsın. Arjantin Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup oldu. Şimdi ders sırasındaydık tabii biz. Teneffüse çıktığımız zaman şöyle bir bakayım dedim 5-10 dakika. 1-0 Arjantin önde ama dedim ki öğretmen arkadaşların yanında ya dedim, bunlar böyle oynamayı sürdürse dedim, bu Suudi Arabistan bunlardan puan alır ha, ben size söyleyeyim dedim. Ya, öğretmen arkadaşlar falan da çok katılmadılar. Ya bunlar sonunu getirirler, merak etme işte Araplar beceremezler şöyle böyle dediler ama Suudi Arabistan maçı kazandı. Suudi Arabistan teknik direktörü Hervé Renard'ın enteresan şeyleri var arkadaşlar. Enteresan paylaşımları var, enteresan sözleri var. Diyor ki devre arasında oyuncuların hepsiyle dalga geçtim. Yaptıkları şeyin futbol olmadığını söyledim ve sadece iyi koştunuz dedim. İkinci yarı farka sebep olan bir futbol oynadılar diyor. Yani Brezilyalı gazeteci Monica Alves de Arjantin Suudi Arabistan karşısında ilk yarıda 7 defa ofsayta düştü. Bakın 7 defa ofsayta düştü. Bu ofsaytı duyunca hepimizin aklına kim geldi? Jorge Jesus. Komiktir. Yani komiktir. Herkesin aklına Jesus geldi. Sadece Fenerbahçe taraftarının değil ha. Herkesin aklına. Devam ediyorum Monika'nın açıklamalarına. Savunma çizgisi harikaydı. İlk 11'deki oyuncuların çoğunun Al Hilal'den olduğunu ve Jorge Jesus'un Al Hilal'i 7 ay çalıştırdığını hatırlayınca bunun sebebini anlıyorsunuz demiş. Yani şimdi var ya, gerçekten bazı teknik direktörlerin ve bazı futbolcuların etkisi çok büyük olur. 2002 Dünya Kupası'nda mesela birçok kişi şey der hala, ya bu kadro benim elimde olsa ben de 3. yapardım falan der. Ya da ne bileyim Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türk milli takımı çok iyi gittiği dönemde de bu kadro benim elimde olsa ben de yaptırırdım falan derler. Suudi Arabistan, Arjantin'in 36 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Messi balonunu patlattı. Ya ben Messi'yi sevmiyorum. Ben hani niye sevmiyorum? Bazı özel sebeplerden dolayı sevmiyorum. Yoksa ha bana göre Ronaldo Messi'den çok 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 daha yetenekli bir futbolcu. Ha Messi ile halı sahada çok iyi top oynarsın. Ama Ronaldo'yla her yerde oynarsın. Ben Ronaldo'nun daha yetenekli olduğunu düşünenlerden. Bu futbol fikri arkadaşlar size göre de Valencia'nın iyisidir. İşin şakası bir tarafa ama Suudi Arabistan'da bir isim var. Salem Al-Dawsari. Arkadaşlar 19 Ağustos 2022 tarihinde. 19 Ağustos 2022. Bakın bu tarih çok önemli. Suudi Arabistan medyası Al Hilal forması giyen kanat oyuncusu Salem Al Davsari'yi Fenerbahçe'nin transfer etmek istediğini söyledi. Hatırlıyor musunuz? Aslında eğer net takipçilerdenseniz hatırlayabilirsiniz. Gerçekten bak, kanalın net takipçilerindensiniz. Hatta piyasa değeri çok düşük. 1 milyon 800 bin euro falan değeri var şimdi. 2025'e kadar kulüple sözleşmesi var. 19 Ağustos 91 doğumlu. Yani o zamanlar 19 Ağustos da tam doğum günü olduğu için 31 yaşına giren futbolcu diye bahsedilmişti. 1.71 boyunda. 71 Suudi Arabistan maçında 17 gole sahip. Yani bu futbolcu bizimle anılmıştı. Hatta Villarreal geçmişi de var. Bir dönem kiralık da oynamış 5-6 aylığına ama tutunamamış. Böyle bir futbolcu. Aklıma gelmişken onu da ekleyeyim dedim. Ve Fenerbahçe dışında 5 takım daha talip deniliyordu. Marsilya, Newcastle, Nottingham Forest, Almeria, Villarreal diye. Yani bazen bazı fırsatlar insanın eline geçebiliyor. Volkan Demirel TFF Futbol Gelişim Direktörü tarafından düzenlenen 2022-23 dönemi UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nın ilk yüz yüze eğitim etabına katılmış. Yani Volkan Demirel'in pro lisans olayı gittikçe gerçekleşiyor. Şimdi Talha Arslan'ın bir betimlemesi vardı. Daha doğrusu beğendiği bir futbolcu var.
Angelo Ricciardo. Arkadaşlar bu siyahi arkadaş çoktan gözüne kestirdiği bir isim. Sevgili Talha Arslan'ın. Hatta yalan olmasın, dur tam tarih vereceğim. 28 Ocak 2022. Aynen şöyle diyor. Genk'in 23 yaşındaki, o zamanlar 23 şimdi 24 oldu. Genk'in 23 yaşındaki Ekvadorlu sağ beki Angelo Preciado'yu yaklaşık 2 yıldır takip ediyorum. Maalesef Süper Lig'de bu kalitede bir tane bile sağ bek olmaması çok üzücü. Piyasa değeri hala 3 milyon euro. İnanılır gibi değil. Incredible. Oh, what's up man? What do you do? Demiş. Son kısımdaki şeyi biraz uydurduk. Dün de diyor ki Ekvador'un 24 yaşındaki sağ beki Ricciardo'yu yaklaşık 3 yıldır takip ediyorum. Cidden istikrar abidesi, her sene üzerine koyuyor. İnanılmaz bir oyuncu. Arkadaşlar, Genk takımında sözleşmesi yazın bitiyor. Bakın, her teknik direktör için söylüyorum. Hani parlayan futbolcuyu keşfetmek çok daha kolaydır. Bu çocuğun üstüne bir düşün. Ekvadorlu, sözleşmesi yazın bitiyor. 1.74 boyunda. Boy 1.74 ise aklımıza ne gelecek? Hız. 1.80'in altındaysa muhtemelen hızdan dolayı sağ bektir. Unutmayın. 1.80'in altındaysa muhtemelen %99 ihtimalle hızı çok yüksektir. 1.80-90 aralığındaysa fiziği çok iyidir. 1.90 üstündeyse ayakları çok çok iyidir. Ve üçüncü savunmadan devşirmedir. Ya da stoperden devşirmedir. Bu bilgiler hayat kurtarır. Issız bir adaya düşerseniz lan ne yakacağız ne yiyeceğiz demeyin, bu bilgileri öğrenin yeter. Issız bir adada yaşarsınız. Şimdi 25 maça çıkmış. İlk asistini gerçekleştirmiş. Hocam ilk asistini gerçekleştirdi falan filan demeyin. Orta sahanın sağından devşirmeye. Ama kulübüyle iki kulüp taraflı 2 sene opsiyon hakkı varmış. Genk'e biliyorsunuz biz bir dünyanın en iyi forvetlerinden birini verdik. Genk inşallah Şampiyonlar Ligi potasını da tamamlarsa 4 milyon euroya dünyanın en iyi forvetlerinden birini almaya hak kazanacak. Belli mi olur, belki de 4 milyon euroya biz bu arkadaşı alırız. Bir şey söyleyeyim mi size? Bak ben o sahayı yeterince beğenmemeye başladım. Çünkü gelişim kaydetmemeye başladı. Bir yere kadar gittin, durdu. Durdu. İlerlemiyor. Tık yok. Hafif geriler gibi oluyor. O aralıkta seyrediyor. Hocam altından da bahsediyorum, dolardan da bahsediyorum. O sahiden bahsediyorum. Bir yere kadar geldi, ilerlemiyor. Bak Ferdi bir yere kadar geldi. Bir atılım gerçekleştirdi. Bir kademe değil, iki kademe gitti. Ben size bir şey söyleyeyim. Siz şimdiden sağ bek bakmaya başlayın. Bu arkadaşı listenize muhakkak ve muhakkak yazın arkadaşlar. Muhakkak ve muhakkak yazın. Şimdi Fenerbahçe'de birçok futbolcunun da çalışmasını sürdürdüğünü biliyorsunuz. Birkaç gün sonra takım toplanacak. Joshua King ve Emre Mor tatilde de Mykonos adasındaki çalışmalarıyla Mykonos adasındaki performans kulübünde bireysel çalışmalarını sürdürüyorlarmış. Ve kulübünde gözü üstünde. Şimdi her iki futbolcunun da tabii ki bu şekilde çalışması son derece güzel. İşini aşıkla yapmak çok çok başka bir şey. Çok ama çok başka bir şey arkadaşlar. İşini aşıkla yapmak çok başka bir şey. Bu açıdan da ben seviniyorum ya. Gerçekten. Ha Hasan Ali Kaldırım mesela. Hep aklımıza ne gelirdi? Giderdi bir tane lastiği alırdı. Lastiği devirirken kaslı bir şekilde fotoğrafını çekerdi. Ama sahaya yansıyan neyse. Lincoln Henrique'nin eşinden de bir açıklama gelmiş. Muhtemelen Lincoln Henrique'nin eşinden için çirkin falan filan gibi yakıştırmalarda bulundular ki hani o da kendini savunur düzeyde bir şeyler söylemiş. Ya bunlar çirkin şeyler. Bunlara gerek yok. Muhtemelen bunları yapan Fenerbahçe taraftarı değildir de. Ben yine de uyarayım. Arkadaşlar bakın. Eğer sizinle ilgili yasal bir hak kullanırsa, işin içine ırkçılığı da katarsa, hani ağzınızdan olur ya, ya da klavyenizden yanlış bir kelime çıkarsa başınız ağrır. Bu tip şeylere sakın bulaşmayın. Bırakın insanlar sevdiğiyle bir arada olsun. Mesela ben şahsım adına söylüyorum. Ben öğretmenini hiç sevmeyen bir adamdım. Ya çoluk çocukla uğraşacağım diyen bir adamdım. Şimdi ilk öğretmen olmuşum diyen bir adamım. Görmüşsünüzdür.
güzel küçük sürprizleri, küçük hediyeleri. Öğretmenler günü de geliyor. Ha, gönül ister ki öğretmenler gününde 24 bin abone daha gelsin. 51 bin olalım ama yok. Ya ben küçük bir ricada bulunsam, hani üç şeyden birini yaparsanız öğretmenler günü için bana hediye vermiş olursunuz. Bir, 24 tane Fenerbahçeli arkadaşınıza deyin ki ya böyle bir YouTube kanal var. Benim hatırım için kendisi de öğretmen, öğretmenler gününe özel abone olur musun deyin. Birinci seçenek bu. Hiçbiriniz yapmasınız. Yapan olursa da Allah ne muradı varsa versin. Şimdi Müslümanın Müslümana ettiği dua daha çok kabul olur. Allah'a çok şükür ben yüklü miktarda borcum vardı. Ödedim. Özellikle borcu olan arkadaşlara diyorum. Bak belli olmaz kimin duasını kabul olacağı. Siz 24 kişiyi abone ederseniz Allah inşallah ne kadar borcunuz varsa tez zamanda ödemeyi nasip eder size. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek, benim adıma bir çocuk sevindirin ya. Ya bir şeker alın, bir çikolata alın, ne bileyim bir oyuncak alın. Bu da deyin ki yoruma da yazın. Öğretmenler günün kutlu olsun. Ben senin adına bir çocuğu sevindirdim. Vallahi çok mutlu olurum. Üçüncüsü de benim adıma bir ağaç dikin. Ağaç herhangi bir ağaç fark etmez. Çam olur, bilmem başka bir şey olur. Fark etmez. Ben çok severim arkadaşlar bu tip şeyleri. Her öğretmenlik yaptığım yerde mutlaka ve mutlaka ağaçlar dikmişimdir. Ne kadar da bazıları ineklere, koyunlara yedirmiş olsalar da keçilere. O onların şeyliliği. O yüzden ekin, dikin, Türkiye'nin neresi olursa olsun ya. Neresi olursa olsun hiç fark etmez. Dünyanın neresi olursa olsun hiç fark etmez. Bunun görselini de atabilirsiniz. Twitter'dan atabilirsiniz. Mail adresimizden atabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben çok mutlu olurum. Yani şuraya atabilirsiniz. Aşağıdaki adrese mail olarak atabilirsiniz. Ben çok mutlu olurum. Şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere. Büyük yalan ortaya çıktı. Muhtemelen ben başlığı bunu yapacağım. Büyük yalan ortaya çıktı. Meğer Galatasaray Fenerbahçe'nin nokta nokta. Şimdi bir dakika hoca. Nokta nokta ne oluyor? Sen bize nokta noktayı anlat. Nokta nokta aklınıza gelebilecek her şey. Galatasaray'ın arkadaşlarım hep şunu savundular. Fener'i kolluyorlar. Federasyon var. Biz de dedik ki ulan arkadaşım akıl mantık çerçevesinde bir şey söyle. Hani dolar 10 liraya düşünce 1 dolar eşittir 10 TL. Elinde 10 doların varsa bu 100 TL yapar. Sen desen ki benim elimde 10 dolarım var ama bu 5000 TL'ye tekabül ediyor. İnsanlar sana dangoç der. Tırrek der. Dıngıl der. Der. Niye demesin? Ulan matematiğin hiç mi yok der. Sana matematik öğreteni derler. Onu demeyin, öğretmenler günü geliyor. Yazık günü öğretmen ne yapsın? Evde çalıştırılmıyorsa çocuk, kafa yoksa. Aynı şekilde Fenerbahçe'yi hakemler kolluyor. Bak şöyle bir cümle. Ya Allah'tan da korkmuyorlar bunu söylerken. Allah'tan korkup kullar utansalar bu cümleyi herhalde söyleyemezler. Yıllardır Fener kollanıyor. Ulan bu cümleyi kuran herkese şunu söyledim. 8 sezondur Fenerbahçe 0 kupa kazanıyor. Hani yıllardır nerede kullanıyor tam olarak? Basketbolda mı? Basketbolda evet, Euro Ligi kazandı. Lig şampiyonluğu var. Türkiye Kupası, şey, Cumhurbaşkanlığı falan var. Katılırım. Niye? Katılırım derken yani düşünebilirim. Üstüne düşünebilirim. Futbolda. Ulan salak olan salak demez diyorum. Cık, yıllardır Fener'i kolluyorlar. Ulan arkadaş. Kelime-i şehadet gibi dilinize öyle bir almışsınız. Bir düşünün. Bir anlamını düşünün. Bir manasını düşünün. Söylediğiniz sözün ne manaya geldiğini düşünün. Yıllardır Fener'i kolluyorlar. Hadi hodri meydan. Yıllardır Galatasaray'ı kolluyorlar dedim. Nereden bu kanıya vardın hocam? Son 10 yılda kaç şampiyonluğu var dedik. Açtık. 5 şampiyonluk. Ne dersiniz? Hocam az önce sen basketbol için ne dedin? Olabilir. Tartışabiliriz dedin. O zaman bu da tartışılabilir. 10 yılda 5 şampiyonluksa 2 tane de 2 senede bir şampiyonluk yaşamışlarsa demek ki bir şey var dersin. Bunun üstüne düşünürsün. Trabzon'u kolluyorlar desem. Geçen sene şampiyon oldular. Bakalım inceleyelim. Evet birkaç penaltı sıkıntı şöyle. Beşiktaş'ı kolluyorlar. Başakşehir. Bursaspor'u kolluyorlar 10 senedir. Lan salak mısın adam? Adamlar o 2. lige düştü. 3. lig mücadelesi veriyor. Sen dediğine kendin inanıyor musun dersiniz. Söz konusu Fenerbahçe olunca. Dediklerine kendileri inanıyorlar. Nitekim Erten Timur konuşana kadar lig kirlilik, fason, lig bilmem cart curt. Erten Timur konuştuktan sonra Galatasaray'a altın tepside puanlar.
şeyler hediye edildikten sonra lig tertemiz. Ne oldu? Temizlendi lig. Lan nasıl temizlendi? Fener kaybetti. Fener kaybedince bir lig temizleniyorsa, Galatasaray kazanınca bir lig temizleniyorsa, o zaman o lig asıl bu şartlardan sonra kirlidir. Dediler ki bana, tarafsız birini seç. Ya da Fenerbahçe düşmanı dediğim birini seç. Bünyamin Gezer dedim mesela. Bünyamin Gezer Fenerli. Şu, o Fenerli. Deniz Çoban diyorum, Fenerli. Lan Trabzonsporluyum dedi adam, kendi söyledi. Fenerli. Şu, Fenerli. Erman Toroğlu, hah dur dedi, o Fenerbahçeli değil. Erman Toroğlu herkese dokundurur, hiç affetmez. Tamam. Erman Toroğlu'nu baz alıyoruz. Erman Toroğlu. Sevgili Erman Toroğlu'na da buradan selamlarımızı iletelim. Yaşça kendisi çok büyük. Benim bildiğim kadarıyla kendisine de tanışmak da isterim ama sözünü yediler maalesef. Ben bekliyorum hala sözlerini tutmalarını. Neyse. Detaya sonra gireriz. Takipçi arkadaşları çok fazla sıkıştırmayalım. Erman Toroğlu. Fenerbahçe'nin VAR pozisyonlarıyla ilgili notlarım. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un VAR pozisyonlarıyla ilgili notlarım demiş. Önce Trabzonspor'dan başlayalım. Şimdi arkadaşlar, bakın VAR pozisyonları. Diyor ki Erman Torul, Trabzonspor'un VAR pozisyonlarıyla ilgili notlarım şu. Pozisyon sayısı 25. VAR'lık pozisyon sayısı. Doğru karar 22. Muhtemelen bu doğru kararları hani VAR'a gerek yok ya, çağırmasına gerek yok. Devam. Bunlar da dahildir muhtemelen. Çünkü 22 defa VAR'a çağrılmadığından eminim Trabzonspor'un. Ya da Trabzon maçlarında 22 kez VAR'a gidilmediğinden eminim. Bu şey de olabilir. İşte atılan goller, sayılmayan goller. Herhalde onlar da dahil. Diyor ki 25 kez VAR pozisyon olmuş. Doğru karar 22. Yanlış karar 3. Bakın 3 yanlış karar. Şimdi şöyle yapalım. Yanlış kararları ikişer artı ekleyelim. Hani takımın bu kadar fazladan puanı var diyelim. Ne dersiniz? Olur mu? Bence olur. Trabzonspor'un aleyhine yanlış karar 0. Yani alması gereken puandan yani lehine olanlara çıkacağız. Lehine 3 hata yapılmış. 3 kere 2'den eksi 6. Trabzonspor'dan 6 puan çıkaracağız. Bakın ben demiyorum, Erman Toroğlu diyor. 1. İkincisi Erman Toroğlu'nun konuştuğu yer Trabzonsporlu yöneticilerin olduğu kanal. Beşiktaş'a geçelim. Yani üstünde de çok durmuyorum. Direkt geçiyorum arkadaşlar. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ın VAR pozisyonlarıyla ilgili notları: pozisyon sayısı 20. Doğru karar 15. Yanlış karar 5. Aleyhine 4. Lehine 1. Şimdi lehine olunca eksi 2. Aleyhine olunca artı 8. Matematiksel olarak artı 6 ekleyeceğiz Beşiktaş'a. Demek ki Beşiktaş'ın 6 puanı çalınmış diyeceğiz. Hocam niye ikişer puan ekliyorsun? Ya herkese 2 eklediğim için bu standart. Yani Fener, Galatasaray, Beşiktaş'ın farkı yok. Bu da tamam. Şimdi gelelim Galatasaray'a. Hani yeri göğü inleten, biz bu ligi oynattırmayız, bu ligde şike var diyen Galatasaray'a geldik. 35 tane VAR kararı çıkmış. Ya da çıkmamış, ya da çıkması gerekiyormuş, çıkmamış falan filan. 35 tane karar. Şimdi Galatasaray taraftarına göre 35 tane yanlış karar verildi. 70 puan eklememiz lazım Galatasaray'a ki matematiksel olarak imkansız. Ama Galatasaray taraftarına göre böyle. 23 tane doğru karar verilmiş. 12 tane yanlış karar verilmiş. Çok güzel. Artı 24 o zaman Galatasaray'a 24 ekleyeceksin hoca. 12 tane yanlış karar. Aleyhine 7 tane, lehine 5 tane. Nasıl yani? 7 kez canı yakılmış, 5 kez de bunlar milletin canını yakmış. Mantık olarak böyle. Yine mantık matematik süzgecinden baktığın zaman 7'den 5 çıkart, 2, 2'yi 2 ile çarp, artı 4. Galatasaray'a 4 puan ekleyeceğiz arkadaşlar. Erman Toroğlu matematiğine göre, Erman Toroğlu'nun pozisyon yorumlamasına göre. Yani bunu söyleyeyim. Bu arada bir Galatasaraylı aynen şunu söylemiş. A Spor bu programla Fenerbahçe'yi mazlum mahzun gösterme projesine imza attı. Ancak Galatasaray verileri
daha gerçekçi çıkınca Ender'le Erman nokta noktanın üstüne oturdular demiş. Bıklar koltuklarının üstüne oturdular demek istemiş herhalde nokta nokta diye. Herhalde çıkmadı oraya yazdıkları. Şimdi iki tane aleyhine fazla hata var. Şimdi Fenerbahçe'ye gelelim. Fenerbahçe maçında VAR pozisyonla ilgili. Pozisyon sayısı 25. Doğru karar 21. Yanlış karar 4. Lehine yanlış karar 1. Ben şeyi de çok merak ediyorum. Hangi kararsa lehine olanı da yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Merak ettim gerçekten. Aleyhine 3. Yani Fenerbahçe'ye de artı 2 ekleyeceğiz. Yani Fenerbahçe'ye de artı 4 ekleyeceğiz. Veriler A-Spor'dan alınma arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yalnız bu verilerin içerisinde bakın mesela ben şunu çok merak ediyorum. Hani Fenerbahçe'nin kullanması bu tabloya göre? Fenerbahçe'de Galatasaray'da aynı sayıda kullanmış bu tabloya göre. Bunlar sadece VAR kararı. Daha çıkmayanlar var. Mesela Valencia'nın kırmızı kart yediği pozisyon. Şimdi bu pozisyonu bir hata sayamazsın. Niye? Lan takım 70 kişi 10 kişi oynayacak. 70 dakika 10 kişi oynayacak. 70 kişi oynayacak. 70 dakika 10 kişi oynayacak. Sen bunu bir hata sayamazsın. Bence bu 2 hata bile sayılabilir. 3 bile sayılabilir. Ne dediler Valencia'nın pozisyonuna ilgili? Deniz Ateş Bitnel. Oyuncu Valencia'yı itiyor. Dengesi bozulan Valencia'nın ayağı kazara rakibe temas ediyor. Şiddet yok. Acımasızlık yok. Gaddarlık yok. VAR hiç yok demişlerdi. Lale Orta sarı kart anca demişti. Bak anca sarı kart demişti. Deniz Çoban sarı kart demişti. Erman Torol demişti ki ya sen Fenerbahçe'de oynuyorsun. Atılır atılmaz. O ayrı bir olay. Yani burada şunu demek istiyor. Burada kırmızı yok da ben konuyu bir değiştireyim. Ama mantık yani doğru söylüyor. Atılır atılmaz o ayrı bir olay. Birbirleriyle dalaşıyorlar. Sen sahada o hareketi yapma. Pozisyon icabı anlarım. Ama şampiyonla oynayan Fenerbahçe takımında bir oyuncu böyle atılmamalı. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Bir hata 3 puan oldu. Bunu dahil ettilerse ben o 2'yi 3 yaparım. İyi de hocam Galatasaray'da Alanya maçında Sakaboy'a kırmızı kart yedi. Sakaboy'un yediği kırmızı kartta temas küçücük bir temas. Kabul ediyorum. Sonuna kadar kabul ediyorum. Yıllar önce Galatasaray, Fenerbahçe Galatasaray maçında Hasan Ali Kaldırım dokunmadığı halde Galatasaray oyuncusu kendini yere bıraktı. Son adam diye kırmızı yedi. Bütün Galatasaraylılar çıktı dedi ki kırmızı son adam. Dokunsa bile kırmızı yiyecek dedi. Dediler mi? Dediler. O zaman bu standarda göre ben Galatasaray'ın o 2 puan fazlasını alırım. Bu standarda göre senin hakkın yenmemiş ki. Bu standarda göre sen olması gereken kırmızıyı yemişsin. Kalecinin orta sahaya çıkmış. Oyuncu orada. Şuna yakındı, buna yakındı. Kaleci ta nerede? Kaleci olması gereken yerin dışında. Ya arkadaşlar topa burun ucuyla dokundu ayakkabısının ucuyla. Muslera'nın eli şöyle dokundu. Çekti bıraktı. Bak şöyle çekti bıraktı. Direkt kırmızı kart. Bariz gol şansı. Ve Muslera'nın da 2-3 maç ceza yemesi lazım. Yani o pozisyonda. Şimdi Valencia'nın pozisyonuna bakalım. Adam kırmızıyı yiyor. Takım 1 puan bile alamıyor. Belki 1 puan alacaktı Fenerbahçe. Ama 0 puan almış oldu. Dediğim gibi oraya 1 puan fazladan eklersin. Bunu geçtim. Mesela Batshuayi kırmızı kart yedi. Evet o maçı Fenerbahçe kazandı kazanmasın ama Batshuayi'nin 2 sarısı da haksız dediler. Geçen maç yine Fenerbahçe kaybetti. Yine aynı hakemle kaybetti. Ne dediler? Cao Pedro'nun kırmızı. Ben vermem dedi. Böyle kırmızı olmaz dedi. Adam yüzünü tutuyor. Olması gereken ne? Ona da kırmızı vereceksin. Yüzünü tutuyor. Yalan söylüyor. Hakem aldatmayan önlük hareketten sarı kart. Tamam. Pedro'ya verdin. Aynı anda ona da ver. Ama hiçbir şey değişmez maçta. Yine Fenerbahçe kazandı maçı diyor. O zaman Fenerbahçe'nin 3 puanı oradan çalındı. 3 oradan çalındı. 6. Ben 4 puan eklemiştim. Çık 2 de buradan ekle. Artı 6. Fenerbahçe'ye artı 6 eklemek gerekecek. Sadece bu pozisyonlardan. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Fenerbahçe'nin lehine gidilmeyen, çağrılmayan VAR kararları hiçbiri yok burada. Sadece Giresun maçında Lig TV diyor ki sadece Giresun maçında. BN Sports diyor ki 3 Giresun oyuncusu kırmızı yemeliydi. 3 Giresun oyuncusu. Sadece 3 kırmızı yemesi gerekiyorsa artı 3 daha ekle buradan. 3 aleyhine hata daha ekle. Hepsini aynı maçta ekledik. Hocam 1 puan zaten ekledik fazladan. Yani 2 de oradan eklemiştik.
hadi bu tamam. Adana Demirspor maçında yapılan penaltıdan öncesine bakın arkadaşlar. Çizgiye bakın. Çizgiye bakın. Net offside. Sana yedirdiği gol var. Sen o maçı kazandın kazanmasın ama durum bu. Yani rakiplerin yemediği kırmızı. Başakşehir maçında iki tane penaltısı verilmedi Fenerbahçe'nin. Ya eminim Galatasaray maçlarında da oluyor. Beşiktaş maçlarında da oluyordur. Yani uzun lafın kısası. Ben Erman Toroğlu'nun konuşmalarına bakarak şunu söylüyorum. Hani verilmeyen sarılar, kırmızılar, penaltılar muhtemelen bunun içinde yok. Hakem çağrılmadı ki. Yani Fenerbahçe var da büyük sıkıntı yaşadı. Bu mantığa göre Fenerbahçe'ye artı 6 ekle 35 puan yapıyor. 13 maçta 35 puan alması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Galatasaray'a artı 4 ekle 31. Yani 35-31 yapıyor. 35-31. Dur ben şuraya da işaretleyeyim. Beşiktaş'a artı 6 eklemek lazım bu tabloya göre. 22 puandalar, artı 6 ekle. Beşiktaş'ta 28. Bakın bir varmak istediğim bir nokta var. Orayı söyleyeceğim. Trabzon'dan 6 puan çık diyor. 23-17 puana düşüyor Trabzonspor. Bir şey söyleyeyim mi? Şu tablo olsaydı Beşiktaş teknik direktör değişimi yaşamazdı. Galatasaray maçında yenilmezdi. Şu tablo yaşansaydı Trabzonspor belki de erkenden teknik direktör değişimi yaşardı. Bu tablo yaşanmazdı. Şu tablo yaşansaydı ligde 35-31 diğer takımlara bakıyorum mesela Adana Demirspor 24, işte Konya 24 falan. Evet Fener, Galatasaray, Beşiktaş almış başını gitmiş olacaktı ama asıl o zaman lig izlenecekti. Millet ligi izlesin diye lige heyecan gelsin adı altında rezil ediyorsunuz ligi. Mahvediyorsunuz ligi. Ligi mahvediyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Ligi mahvediyorsunuz ya. Ben bunların hepsine karşıyım. Hani Fenerbahçe kullanıyordu arkadaşlar? Alın size tablo. Ya bunlar sadece var kararı. Dediğim gibi çıkanlar çıkmayanlar. Bir Valencia, bir Batshuayi, bir King'in kırmızısı. Ya düşünün bak, Fenerbahçe evinde iki defa kırmızı görüyor. Birinde yeniliyor. Deplasmanda bir tane kırmızı yiyor. Yani orada da yeniliyor. Ha evinde kırmızı yediği maçta hepiniz ne diyorsunuz? Bütün Galatasaraylılar ne diyorsunuz? Serdar Aziz o salaklığı yapmasaydı iki golü de aldı attı hediye etti. Peki biz Galatasaray 2-0 öndeyken Sakaboy'un kırmızısından sonra o salaklığı yapmasa dediğimizde niye hakem hakem diyorsunuz? Arkadaşlar, eskilerin bir lafı var. Bir atasözdür. İğneyi kendine, çuvaldızı başkalarına batırma derler. İğneyi başkasına, çuvaldızı kendine batırdığın zaman tarafsız yorum yapabilirsin. İşte hakemlerin arkasına sığınmak, şunu yapmak, bunu yapmak. Şu an sosyal medyadaki algı ne? Fener Trabzon maçında hakemle doğranacak. Peki ben başka bir şey söyleyeyim. Fener Trabzon maçında hakemle kazandı diyelim. Galatasaray'da İstanbul maçını hakemle kaybetti diyelim. Yine başa mı dönecek döngü? Yine Erden Timur çıkıp biz bu ligi oynatmayız. Gerekirse darbe yapmış falan ne şey mi diyecek ne diyecek anlamadım yani. Böyle bir senaryo olduğunu düşünün. Hakeme geçtim. Galatasaray hakeme rağmen İstanbul'a yenildiğini düşünün. 3 tane penaltı verdi, 3'ünü de kaçırdı diyelim. İstanbul 10 kişi kaldı. 90 artıda bir orta kafa 1-0 İstanbul Spor kazandı diyelim. Fenerbahçe gitti, hakem Fener'i 10 kişi bıraktı. Fener 10 kişiyle gitti 1-0 kazandı geldi. Bu sefer kime ne anlatacaksınız? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ligin genelinde, genetiğinde şöyle bir özellik var. Yani ligin genelinde, genetiğinde şöyle bir özellik var. İşine geldiği gibi konuşuyor insanlar. İşinize geldiği gibi konuşmayın. Gerçeklerle konuşun. Gerçeklerle konuşun ki dinleyen sayınız artsın. Ben bu kadar söylüyorum. Dinleyen sayınız artsın. Bak ben de taraflı konuşabilirim. Ben Fenerbahçeliyim arkadaşlar. Ya üstümde Feneryum'un tişörtü, mağazında bir tarih yatar tişörtü. Altımda Fenerbahçe, arkamda Fenerbahçe duvar kağıdı. Yani hep Fenerbahçe konuşuyorum, şey yapıyorum. Dünya Kupası arasında bile Fenerbahçe konuşuyorum. Başka zaman bile Fenerbahçe konuşuyorum. Yani ben de tarafsız olmayabilirim. Bunu kendiniz karar vereceksiniz. Çıkmış biri diyor ki sen o kadar dürüstün, delikanlıydın. Niye Alanya maçında Boey'in kartını konuşmadın? Açın bakın bakalım. Galatasaray Alanya Spor maçı özeti videosu var. Açın bakın bakalım ne demişim. Açın bakın. Benim konuştuklarım sabit. Bende kıvırım olmaz. R olmaz. Bu kadar insan da Allah razı olsun. Özellikle de bu yüzden takip ediyorlar diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.